Merhaba arkadaşlar ben biyoloji öğretmeniniz Özlem Dizman. Bugün sizlerle altyapı yayınlarına ait olan biyoloji kartlarının ilk ünitesi olan yaşam bilimi biyolojiden bahsedeceğiz. Ama konumuza geçmeden önce ilk videomuz olması nedeniyle size cep kartlarımızın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İçerisinde tüm konular özet şeklinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra içinde ipucu ve uyarılar, soru çözmede size yol gösterici olması açısından bulunmakta. Bunun yanı sıra içinde örnek soru ve çözümlerine de yer verdik. Biliyorsunuz ki sınav sürecinde tekrar yapmak çok önemli. Bu kartlar da size kolay bir şekilde tekrar yapmanızı sağlayacak. Çünkü ee, en büyük avantajı kartlarımızın kolay taşınabilir olması. İster otobüste, ister arabada, ister metroda rahatlıkla yanınızda taşıyabilip rahat bir şekilde tekrarlarınızı yapabileceksiniz. Kartlarımız hakkında bilgi verdiğimize göre ilk ünitemizin e, ilk konusuna başlayabiliriz değil mi? Şimdi biliyorsunuz ki etrafımıza baktığımızda canlılar ee, sahip oldukları birçok özellikler bakımından cansız varlıklardan ne yapıyor? Ayrılıyor ve e, doğadaki canlı grupları 6 büyük alem içerisinde inceleniyor. Nedir bakın bu 6 büyük alem? Bakteriler, arkeler, protistalar, bitkiler, hayvan ve mantarlar alemi olmak üzere bakın 6 büyük alem bulunmakta. Bakın bu alemdeki canlı türleri farklı işlev ve şekle sahip olsalar bile benzer kimyasal yapıya ve canlılık özelliklerine de sahipler. İşte bakın bu 6 alemin ortak olan ilk özelliği hücresel yapılarıdır. Nedir bakın hücresel yapı dediğimiz şey? Tüm canlılarınız yapısal ve işlevsel bakımından en küçük birim olan hücre ya da hücrelerden meydana gelmiştir. Bakın biz hücresel yapıyı iki başlıkta topluyoruz. Bir hücre sayısına göre bir de hücreleri yapısına göre ayırıyoruz. Hücre sayısına göre canlılarımızı tek hücreli ve çok hücreli olmak üzere iki grupta topluyoruz. Tek hücreli canlılara bakın. Alemlerimiz içerisinden bakteri, arke, bazı protistalar ki bunlar kimler olacak bakın. E, amip, öglene, paramesyum gibi yine bazı mantar türlerinde de yine tek hücreli canlılar görebiliyoruz. Mesela bunu örnekte ne verebiliriz? Bir amayaları değil mi? Çok hücrelilere geldiğimizde ise Bitki, hayvan, mantarların çoğu ve yine bazı protistalar ki, e, aitler içerisinde özellikle çok hücreli canlı gruplarına denk gelebiliyoruz. Burada bize bir ipucu vermişler bakın. Ne diyor? Bütün canlılar hücrelerden oluşur ifadesi doğru değildir. Çünkü bazı canlılar tek hücreli. Kimler gibi bakın? Bakteriler gibi Bazıları ise çok sayıda hücreden oluşmuştur demiş. Kimler gibi bakın bitki, hayvan gibi, değil mi? Bu canlılarda nedir? Ee, çok hücreden meydana gelmiştir. O zaman ne diyeceğiz bakın? Canlılar hücre ya da hücrelerden meydana gelir ifadesini kullanmamız gerekiyor. İkinci olarak ise hücreleri biz neye göre ayırıyoruz bakın? Yapılarına göre, yapılarına göre hücrelerimiz ökaryot ve prokaryot hücre olmak üzere ikiye ayrılır. Prokaryot canlı dediğim zaman bakın zarla çevrili çekirdek ve organele sahip olmayan canlılara verilen isimdir. Şekle dikkat edersek kalıtım materyali stoplazmalarının içerisinde dağınık bulunur. Ve prokaryot hücre yapısına sahip canlıların tek organeli zarsız olan ribozomdur. Peki kimdir bu canlılar bakın? bakteri ve arkeler. Peki sayılarına göre inceleyecek olursam bunlar için ne diyebilirim ben? Tek hücreli yapıya sahiptir diyebiliriz değil mi? Ökarot canlılara geldiğimde ise bakın zarla çevrili çekirdek ve zarlı organele sahip olan canlılardır. Bakın golgi, endoplazmik retikulum, mitokondri gibi zarlı organel içerebiliyorlar. Peki kim bu ökaryot canlılar? Bitki, mantar, hayvan ve nedir? Protistalar, ökaryot canlılara örnek gösterebiliriz. Peki size burada şöyle bir soru sorsak: Tüm ökaryot hücre yapısına sahip canlılar çok hücreden meydana gelir. Doğru olur mu? Olmaz değil mi? Bakın, bazı mantar ve bazı protista türleri içerisinde çünkü tek hücrelilerde bulunabilir. O zaman ökaryotlar için tek ya da çok sayıda hücreden meydana gelir ifadesi nedir? Doğrudur. Ökaryot ve prokaryot hücreleri incelediğimiz zaman da ikisinde ortak bir organel var. Bakın ökaryot hücrelerde de nedir? Zarsız olan ribozom organeli bulunacaktır. Her ikisinde de görevi nedir? Protein sentezlemek. İkinci ortak özelliğimiz ise nedir? Bakın beslenme tüm canlılar metabolik aktivitelerini devam ettirebilmek için besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Amaç nedir? Enerji ihtiyacını karşılayabilmektir. Bakın tüm canlılar su, mineral, tuz gibi inorganik besinleri dışarıdan hazır alırken karbonhidrat, yağ, protein gibi organik besinleri elde etme yönüyle farklı şekilde beslenebilirler. Bu yönden bakın canlılar 3 çeşit beslenme tipine sahip olabilir. Ototrof beslenme, heterotrof beslenme, hem ototrof hem heterotrof beslenme şeklinde. Ototrof beslenme dediğimizde kendi besinini kendi üretebilen canlılara denir. Buna örnek kimi verebiliriz? Bitkileri. Biliyorsunuz ki bitkiler kloroplastları sayesinde ve ışık enerjisini kullanarak ihtiyaç duydukları besini üretebilirler. Heterotrof beslenen canlılar ise besinlerini dış ortamdan hazır olarak alırlar. Bunları örnekte kimi verebilirim bakın. Mantar, hayvan, bizler mesela nedir? Heterotrof besleniriz. Hem ototrof hem heterotrof beslenmeye örnek ise kimi gösterebiliriz bakın. Öglenayı. Öglena sahip olduğu kloroplastı sayesinde Yün ihtiyaç duyduğu besini sentezlerken akşamları ise besinlerini ağız yoluyla ne yapar karşılayabilirler. E, onun dışında buna örnek bir de kimi verebiliriz bakın. Böcek çil bitkiler de yine hem ototrof hem de heterotrof beslenmeye örnektir. Gelelim Üçüncü özelliğimiz olan metabolizmaya metabolizma dediğimiz şey organizmadaki yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına verilen isimdir. Bakın inorganik maddeler bir araya gelip organik monomerleri, onlardan organik polimerleri oluşturur. Bunlar birer anabolik yani nedir? Yapım tepkimesidir. Aynı şekilde organik polimerlerin parçalanıp organik monomerlere onların da inorganik maddelere dönüşmesi katabolik tepkimeler. Yani yıkım tepkimeleridir. Yani bir de bunu ayrıntılı konuşalım. Anabolizma yani özümleme tepkimesi basit moleküllerden kompleks organik moleküller sentezlenmesidir ki bunu örnek protein sentezi, fotosentez ve kemosantez tepkimelerini örnek gösterebiliriz. Nasıl sentezliyorduk beraber yapalım. Proteinin yapı taşı nedir? Amino asittir. En tane amino asit bir araya gelerek protein sentezliyordu. Bunun sonucunda da en eksi 1 tane su açığa çıkartıyorduk. Bakın ne yaptık? Organik monomerden organik polimer sentezledik. Bir de fotosentez tepkimesini hatırlayalım. Karbondioksit ve su bir araya geldi. Mesin artı oksijen sentezledi. Bakın inorganik molekülleri kullanarak organik monomer sentezini gerçekleştirdik. Katabolizma yani yıkım yani yadımlama tepkimelerine geldiğimizde ise büyük moleküllerin daha basit moleküllere yıkıldığı kimyasal tepkimelere verilen isimdir. Örnek olarak ise solunum, bunun yanı sıra sindirim tepkimelerini gösterebiliriz. Hadi solunum tepkimesi yapalım. Glikozu biz oksijenli ortamda karbondioksit ve suya kadar parçaladık. Bakın Organik monomerden inorganik monomer sentezledik. Bir de sindirim tepkimesi yazalım beraber. Neyi sindirelim? Yağı sindirelim. Bakın yağı 3 tane su altında yağ asidi ve gliserole kadar parçaladık. Ne yaptık yani? Organik polimerimizi organik monomerlerine kadar ayrıştırdık. Yani bir katabolizma tepkimesi gerçekleştirdik. Dördüncü ortak özelliğimiz ise nedir? Hücresel solunum. Bakın canlılar yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ATP enerjisine ihtiyaç duyarlar. İşte bu enerjiyi elde etmek için organik besinleri nedir? Solunum reaksiyonlarıyla parçalayarak ATP sentezlerler. Solunum reaksiyonlarını incelediğimizde 3 çeşittir bakın. oksijene solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon olmak üzere. Bakın bize burada bir uyarı vermişler. Diyor ki canlılar üç farklı hücresel solunum yaparlar. Ancak bu farklı hücresel solunum çeşitlerinde glikoliz evresi ortaktır ve aynı enzimle gerçekleşir. Glikoliz evresi Tüm canlılarda, bakteride de, bende de hem sitoplazma içerisinde gerçekleşir hem de kullandığımız enzim çeşitleri nedir? Aynıdır. Yalnız hücresel solunumla ilgili sorularda şuna dikkat etmen gerekiyor. Evet, hücresel solunum tüm canlılarda ortak bir özelliktir. Ancak oksijenli ya da oksijensiz solunum yapmak tüm canlılarda ortak bir özellik değildir. Bu noktaya çok dikkat etmen gerekiyor. Gelelim 5. karakteristik özelliğimiz olan boşaltıma. Şimdi bakın, canlılarda metabolik aktiviteler sonucu ortaya çıkan atıkların iç denge yani homeostaziyi sağlamak için hücre ya da vücuttan uzaklaştırılmasına biz ne isim veriyoruz? Boşaltım adını veriyoruz. Canlılarda boşaltım olayı farklı şekillerde gerçekleşebilir. Örneğin tek hücreli canlılarda Atıkların hücre zarıyla dışarı verilmesi, bitkilerde görülen terleme, bunun yanı sıra işte damlama, yaprak dökümü, insanlarda görülen idrarın böbrekler yardımıyla dışarı verilmesi, e, bunun yanı sıra işte ter oluşumu, karbondioksitin solunum organlarıyla vücut dışına verilmesi de nedir? Birer boşaltı olayıdır. Metabolik olaylar sonundaki Metabolik olaydan kastımız nedir? Yapım ve yıkım tepkimeleridir ki bunun sonucunda oluşan önemli boşaltım maddeleri karbondioksit, su, amonyak, üre ve ürik asittir. Bir diğer ortak özelliğimiz ise nedir? Bakın, hareket. Hareket dediğimiz şey canlıların durum veya yer değiştirmesine denir. Neden canlılar hareket ederler? Çünkü beslenmek, savunmak, korunmak gibi ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli hareket halindedirler. E, canlıların hareketleri ikiye ayrılır bakın. Aktif ve pasif olmak üzere. Hayvanlar ve tek hücreli canlılar aktif bir şekilde hareket ederken örneğin öglene ne yapıyor? Kamçısıyla, haramesyum silleriyle hareket ediyor değil mi? Ya da hayvanlar ise yer değiştirme şeklinde kolaylıkla gözlemlenebilen hareketi yapabiliyorlar. Bitkilere geldiğimizde ise bitkiler pasif bir şekilde hareketlerini gerçekleştiriyorlar. Genellikle bitkilerdeki hareket çeşidi nasti ya da tropizma dediğimiz durum değiştirmeye bağlı olarak gerçekleşir. Bak yine burada dikkat edeceğin şey şudur. Hareket ortak bir özelliktir. Ancak aktif ya da pasif hareket etmek nedir? Ortak bir özellik değildir. Bir diğer ortak özelliğimiz ise uyarılara tepkidir. Bakın canlılar yaşadıkları çevrede meydana gelen değişiklikleri algılar ve bu değişikliklere karşı tepki oluştururlar. Dikkat edeceğimiz şey dışarıdan gelen değişim etkidir. Etkiye verilen cevapsa tepkidir. Hadi gel bunu örneklendirelim. Örneğin bakın sıcak havalarda insanların terlemesi sıcaklık uyarısına karşı oluşturmuş olduğu nedir? Bir fizyolojik tepkidir. Ya da sinek kapan bitkisinin Üzerine böceğin konması ile beraber yapraklarını kopartması nedir? Bir tepkidir. Görmüş olduğunuz üzere canlılar uyarılara karşı gösterdikleri tepkiler birbirinden farklı olabilir. Bir diğer ortak özelliğimiz ise nedir bakın? Büyüme ve gelişme. Canlılar bildiğiniz üzere büyür, gelişir, yaşlanır hatta ölür. Bakın ölmek de bir aslında ortak özelliktir. Büyüme dediğimiz şey tek hücrelilerde. Hacmin artışıyla gerçekleşirken çok hücreli canlılarda hem hücre sayısı hem de hacmin artışıyla gerçekleşir. Gelişme dediğimiz şey ise canlının yaşam boyu geçirdiği değişikliklerin tümüne verdiğimiz isimdir. Bakın örnek verecek olursak elimizin uzayıp genişlemesi büyümeye Parmak kaslarımızın kaşığı tutup yemeği dökmeden yiyebilmemiz gelişme örnektir. Ya da bakın yeni doğan bir bebeğin kilo alması büyümeye, emekleyebilmesi, koşabilmesi ise gelişmeye örnektir. Burada dikkat edeceğimiz şey şudur bakın uyarıda da vermiş bize. Hayvanlarda büyüme sınırlı iken bitkilerde büyüme nedir? Sınırsızdır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dokuzuncu karakteristik özelliğimiz ise üreme. Bakın her canlı belirli bir büyüme döneminden sonra neslini devam ettirmek için kendine benzer bireyler oluşturmasına üreme denir. Üreme dediğimiz olay eşeyli ya da eşeysiz olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Peki eşeysiz üreme ne demek? Eşeyli üreme ne demek? Bir bakalım. Eşeğsiz üremede tek bir ana canlı var. Ana canlı kendine tıpatıp benzer özelliklere sahip yavrular meydana getirmesi olayıdır eşeğsiz üreme. Eşeğsiz üremedeki özellik şudur bakın. Burada kalıtsal çeşitlilik söz konusu değildir. Ancak mutasyon meydana gelirse bir kalıtsal çeşitlilik gözlemleyebiliyoruz. Peki kimler eşeğsiz üreyebilir? Bir hücreli canlılar işte bakteri olur, ödden olur, amip olur. Bunun yanı sıra bazı omurgasız hayvanlar da yine eşeğsiz bir şekilde üremesini gerçekleştirebilir ki e, örneğin sölenterlerdeki tomurcuklanma eşeğsiz üremeye örnektir. Eşeyli üremede ise burada iki farklı karakter var. Yani bir dişi birey bir de erkek bireye ait üreme hücreleri bir araya gelerek yeni bir yavru meydana getirirler. Bakın hem dişi hem de erkekten gelen kalıtsal özellikleri yavru taşıdığı için burada kalıtsal çeşitlilik nedir? Söz konusudur. Üreme olayında dikkat edeceğimiz şey şudur bakın. E, canlı kendi yaşamını devam ettirmesi için gereken bir özellik değildir üreme. Nedir? neslin devamlılığını sağlamak için gereklidir. Bu yüzden de diğer ortak özelliklerimizden ayrılır üreme. Bakın neslin devamlılığını sağlar ancak kendisi nedir? Yaşamını devam ettirmesi için illa üremek zorunda canlı nedir? Değildir. Buna dikkat edeceğiz. Bir diğer özelliğimiz ise bakın nedir? Uyum yani adaptasyon. Adaptasyon dediğimiz şey canlılarda yaşamayı ve neslin devamlılığını sağlayan çevreye uyumu kolaylaştıran kalıtsal özelliklerin tamamıdır. Bakın bu özellikleri biz nesilden nesile aktarabiliriz. Örnek olarak neler verebiliriz? İşte bu klimanın ortama göre renk değiştirmesi, bazı hayvanların göç etmesi, kutup ayılarının beyaz renkli olması ya da kurak ortam şartlarına uyum sağlayan kaktüslerin yapraklarının diken şeklini alması nedir bakın birer adaptasyon örneğidir. Bir diğer karakteristik özelliğimiz ise homeostazidir. Peki nedir homeostazi bakın. Tüm canlılar değişen çevre koşullarına karşı iç ortamlarını belirli sınırlar içinde tutmak zorundadır ki biz buna işte homeostazi adını veriyoruz. Canlılardaki tüm sistemler homeosteziyi korumaya yönelik bir şekilde çalışır. Örneğin böbreklerin boşaltım yapmaları işte vücut sıvılarının asit baz dengesini ayarlaması, vücut sıcaklığımızın belirli sınırlar içerisinde tutulması, işte vücuttaki su miktarının korunması. Bunun yanı sıra bakın yemek yiyoruz kan şekerimiz yükseliyor. Buna bağlı olarak vücut ne yapıyor? Pankreastan insülin hormonu salgılayarak e, normal seviyenin üzerine çıkan kan şekerinin normal seviyeye gelmesini sağlıyor. Bu sayede ne yapıyoruz? Vücudumuzu kararlı bir iç dengede tutuyoruz. Yani homeostezinin sağlanmasına yardımcı oluyor. Bakın bize burada bir ipucu vermişler. Diyorlar ki canlıların protein sentezi yapmaları karakteristik bir özelliktir. Protein sentezi nerede gerçekleşiyordu? Ribozom organelinde. Fakat demişler tüm canlı hücreler protein sentezi yapar ifadesi doğru değildir. Neden? Çünkü olgun al yuvar hücreleri ribozom organeline ne yapıyorlar? Kaybettikleri için protein sentezini gerçekleştiremiyorlar. Bakın canlıların ortak özelliği sorularında özellikle tüm canlılar ifadesine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bize küçük bir uyarı vermişler bakın burada. Hücrelerde RNA sentezlemek ortak bir özellik fakat DNA sentezlemek ne ortak bir özellik? değildir. Neden? Çünkü bazı hücrelerimiz bölünebilme özelliğine sahip değildir. Kim gibi? Kas gibi, olgunal yuvar hücreleri gibi hücreler e, DNA sentezini gerçekleştiremezler. Aşağıdaki canlıların karakteristik özelliklerinden hangisi bir canlının hayasal faaliyetlerini gerçekleştirmesi için zorunlu değildir demiş bize. Solunum, üreme, DNA sentezi, hareket, protein sentezi. Bakın hayatsal faaliyetimizi gerçekleştirmemiz için zorunlu olmayanı soruyor değil mi? Solunum yapmak, hareket etmek, protein sentezlemek ya da DNA sentezlemek hayatsal faaliyetlerimizin devamlılığı için zorunlu olan karakteristik özelliklerdir. Ancak Üreme sadece neslin devamlılığını, soyun devamlılığını sağlayan bir karakteristik özellikti. O yüzden de doğru cevap bize B seçeneğinde verilmiş. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.